Merhaba arkadaşlar, Otomobiksu kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Şu an elimde Garaj Bulls'un, şöyle kutusunu göstereyim. Quick Detailer diye bir ürünü var. Araçlarda kil temizliğini bu ürünle yapabilirsiniz. Yani kil yerine kullanılabilecek sıvı bir ürün. Şu şekilde kutusunu da açalım. İçerisinden biz 2 adet şey yapmıştık. 2 adet Quick Detailer çıkıyor. Yanında da bir tane şey göndermişler. Şöyle trim kuat mendil göndermişler. Trimleri temizlemek ve parlatmak, korumaya almak için. Bu da hediye olarak da gönderiyorlar. Şimdi ürünler şu şekilde poşetli. Göstereyim sizlere. Şimdi bu ürünün açılışını yapalım. Ondan sonra aracın kaputunda bir temizlik yapalım. Yarısını temizleyelim, yarısını temizlemeyelim. Arasındaki farkı nasıl gösterecek bakalım. Aracın kaportası baya bir dolu. Yani üzerinde şeyler var. Nasıl söyleyeyim size, reçineler var. Reçineleri söküyor. Ondan sonra üzerindeki işte ne kadar kirli materyal varsa hepsini söküyor. Reçine temizliğini kil yerine bu ürünle yapacağız. Şöyle ürünü açalım bir. Poşetini de çıkartalım. Evet. Bu şekilde ürünü göstereyim sizlere. Şimdi bu ürünün kullanım talimatı şu şekilde arkadaşlar. Aracın kaportasına 5-10 santim mesafeden sıkın deniyor. Biz de o şekilde sıkalım. Sprey moduna getirelim. Şalkalayalım. Ve 1-2 dakika bekleyeceğiz daha sonra. Şu şekilde ürünü kaportaya tatbik ettik. Şöyle 1-2 dakika bekleyelim. Sonra mikrofiber havluyla burayı güzel bir şekilde sileceğiz. Evet arkadaşlar, ürün bu. Tekrardan göstereyim. Buraya 2 dakika oldu, aşağı yukarı sıktık. Seramik altyapı hazırlama ürünü. Onu belirteyim sizlere. Seramik olsun, ondan sonra diğer cila işlemleri olsun. Altyapısını hazırlarken bu ürünü kullanabilirsiniz. Şöyle kapağını da kapatalım. Burası da 2 dakika oldu. Burayı da bir mikrofiber bezle bir silelim bakalım. Şöyle bezimiz de burada. Uygulama talimatında kuvvetlice silin diyor. Biz de kuvvetlice siliyoruz burayı. Boyalı yüzeylerde de kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Üzerindeki reçine tarzı şeyleri temizleyip seramiğe altyapı hazırlıyor. Şöyle ürünü iyice sürelim. Evet, bayağı bir temizlediğimi ben buradan yakından görebiliyorum. Kaputun üzeri resmen buraya göre boşaldı bayağı. Buralar daha pürüzsüz bir hal aldı. Üzerinde kendine ait kusurlar da var kaputun. Fakat üzerindeki reçineleri, pislikleri toparladı. Şöyle havluda çıkan yerler var mı bakayım. Şu ara birazcık daha sararmış vaziyette. Oradan görülebiliyor mu bilmiyorum. Şu kısım. Şimdi bantı çekelim. Aradaki farkı görebilecek miyiz bakalım. Şuradan şöyle gösterebilirsen. Zaten yüzeye dokunduğunuz zaman daha çok anlarsınız. Şu şekilde. Burası daha pürüzsüz bir yüzey oluştu. Renk olarak da birazcık daha açık şey oldu burayı. Burayı temizledik şimdi. Burayı bu şekilde bırakmayacağız. Üzerine başka bir uygulama yapacağız. Ama seramiğe altyapı hazırlamak için bu ürünü kullanabilirsiniz. Şöyle parlaklık açısından birazcık daha üzerindeki şeyleri aldığı için direkt boya yüzeyi meydana çıktı. Aracın kaputu boyalı. Karşıdan nasıl belli oluyor bilmiyorum ama yakından biz bu şekilde görebiliyoruz şu an. Aradaki farkı çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şu yapılan kısmın üzerinde şöyle yaptığı zaman bakın. Parmağımı sürüyorum. Sesini alabiliyor musunuz? Takılıyor. Şurada herhangi bir şey yapmıyor. Herhangi bir takılma yapmıyor. Bu şekilde ürünü kullanabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, arabanın arka bagajını da uygulayacağız. Şöyle gösterelim arka bagajı. Arka bagajda bayağı bir reçine var. Şöyle yakından gösterebilirsen, zaten şu takılanları ben size göstermeye çalışacağım. Araç siyah araç olduğu için şöyle elimize tıkır tıkır geliyor şu an tüm reçineler. Bak, zaten sesinden de belli oluyor. Şimdi reçine temizliğini yapacağız buraya. Bu şekilde. Ürün hakikaten çok güzel söküyor. Ön kaputtaki yaptığımız testte bayağı başarılı oldu. Onu söyleyeyim sizlere. Gerçekten işe yarayan bir ürün. Ürünü tekrar şalkalıyorum. Şu kısma spreyleme moduyla sıkıyorum. Yani elinizde kil falan yoksa, zaten kil temizliği yerine kullanılabilecek bir ürün. Yani kil temizliğiyle uğraşmak istemiyorsanız bu şekilde bu ürünle bu temizliği yapabilirsiniz. Boyalı yüzeylere kesinlikle zarar vermiyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Hedefi aracın üzerindeki reçineler. Şurayı iyice yaptık. Yaklaşık birkaç dakika kadar bekleyeceğiz. 2 dakika kadar. Daha sonra burayı güzel bir mikrofiber bezle sileceğiz. Ondan sonra bakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi buraya sıkmıştık. Yaklaşık bir 2 dakika geçti. Burayı güzel bir mikrofiber bezle siliyorum. Üzerindeki tüm kalıntıları direkt topluyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Kaputun boyasından daha düzgün bagajın boyası. Bak şöyle gösterebiliriz. Arkadaş hakikaten bir parlaklık da veriyor. Şöyle gösterebilirsen iki tarafı. Şimdi elimi ben buraya süreceğim arkadaşlar. Aradaki fark şu an bariz belli oluyor. Ön kaputun boyası birazcık daha şeydi. Kendinden boyada bir kötülük vardı. Yani rötuş yapmaya çalışmışlar falan. Boya damlacıkları vardı. Orada şey yapmayalım ama burada çok daha bariz. Şöyle elimizin yüzeyine bakın. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz sesi? Zaten şu zerrecikleri çekebilir misin? Şu bunlar görünebiliyor mu kamerada? Bir de buraya bak, tertemiz. Hakikaten farklı bir ürün. Şimdi burayı güzel bir suyla üzerinden geçeceğiz. Ya evet, yaptığımız bölge tekrardan kurulayalım. Şu şekilde baya baya fark ediyor. Bu bir arkadaşın puntosu. Bizim araçlarda bu kadar içine yok açıkçası. Şöyle göstereyim. Aradaki farkı çeker misin kardeşim? Hakikaten belli oluyor. Reçineler bu arada şey yapıyor. Burada hiçbir şey kalmadı. Üzerini güzel temizledi. Yani gayet kullanışlı. Kil temizliği yerine kullanılabilecek bir ürün. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Otomobil Kutup kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.